Biliriz hocam. Evet. Efendim herkese iyi akşamlar. Teori dergisinin düzenlediği e, muhafazakarlık, Türkiye'de muhafazakarlığın başlangıcı ve muhafaza kavramı üzerine e, üzerinde yoğunlaşacağımız toplantıya hoş geldiniz. Bizi izleyenleri e, selamlıyoruz en iyi dileklerimizle. Ee, güzel bir konu. Çok e, bence çok önemli bir konu. Türkiye'de <laughs> mutlaka üzerine gitmemiz gereken bir konu. Değerli arkadaşlarımız var. Ee, Profesör Ahmet da Bursa Uludağ Üniversitesi'nden. Profesör Mahmut Hakkı Akın e, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden. Ve i̇şte Profesör Muhammed Doğan ve biraz sonra katılacak. Eee Arel Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi'nden emekli. Şimdi Arel Üniversitesi'nde görev yapıyor. E, ve ben Deniz Cüneyt Akalın, moderatör olarak e, aranızda bulunuyorum. E, herkese tekrar hoş geldiniz diyorum. Yeni dileklerimi sunuyorum. Şimdi e, Profesör Ahmet Dağla başlamayı düşünüyoruz ama e, ondan önce ben isterseniz birkaç şey söyleyeyim. E, Teori dergisi e, ve Teori Dergisi'ni yöneten arkadaşlarımız belli konuların tartışılmasını e, talep etmişler ve zaten bunu duyuruda e, paylaştılar e, herkesle. Muhafazakarlık Türkiye'deki ilk teorisyenleri ondan sonra. İkincisi muhafazakarlığın Türkiye'deki kaynakları çok önemli bence ondan sonra. E, üçüncüsü Batı muhafazakarlığı, Türk muhafazakarlığı. Aynı sepete konabilir mi? Yoksa farklı farklı kavramlar mıdır? Ondan sonra. 19. yüzyıl Türk muhafazakar aydın. Belki Ahmet Hoca'nın ben kitabını şöyle hızla gözden geçirdim. Ondan belki özellikle rica edeceğiz. 19. yüzyılda bugüne gelişimiz. Tabi biraz 19. yüzyıl üzerinden bugüne geliyoruz. Cumhuriyete geliyoruz. Ondan sonra. 19. yüzyıl Türk muhafazakar düşüncesini geliştiren aydınlarımız kimlerdir? Ne gibi izler bıraktılar? Bugünler nasıl geldik? Onları tartışacağız. Ondan sonra esas benim e, de, talebim e, muhafazakarlık bir ideoloji mi yoksa daha genel bir şey mi? Ben bir siyaset bilimi hocasıyım. E, profesör e, Mahmut Bey'le aynı e, Fakültelerde görev yapmışız, onu da e, öğrendim biraz önce. E, biz de siyaset biliminde şöyle bir açmaz var. İdeoloji dersini veriyoruz. İdeoloji dersi e, örnek olarak söylüyorum. Neyle başlıyor? Fransız ihtilali sonunda Fransız ihtilalini eleştiren Edmund Burke'nin e, bilmem şeyleriyle başlıyor. E, ondan önce muhafazakarlık yok muydu? E, <laughs> muhafazakarlık Tarihin en eski düşüncelerinden biri mi değil mi? Ne? Onlar benim kafamı çok kurcalıyor ve maalesef Türkiye demese ben kendi alanımda e, ifade edeyim siyaset bilimi literatüründe çok büyük bir eksiklik var. Maalesef çok büyük bir aktarmacılık Batı'dan bazı şeyleri kolayca aktardığımız için e, Batı bize ne söylüyorsa e, biz de e, maalesef e, onları tekrar ediyoruz. Biz derken Aha. tabii Çoğumuz öyle. Ee, bunun iş var. Zaten bugünkü tartışma da biraz o hataları aşmak için düzenlenmiş olan bir toplantı. <laughs> Muhabbetekarlık. Ee, bunları tartışacağız. Ben herhangi bir şekilde dostları, e, meslektaşlarımı sorulacak değilim. Bu sorular ortada. Ondan sonra e, bu sorulara artık nasıl cevap verilir? Dostlarımız, hocalarımız nasıl cevap verir onu en takdir edecek. Daha sonra da kendi aramızda böyle bir tartışma ondan sonra güzel bir derinleşme içine girebiliriz. diyorum dışarıdan soru almak kolay olmuyor. Ama bir yolu da var arkadaşlar teknik olarak onu başarırlarsa bize soruları falan da iletebilirler. Ee, Ahmet Hoca ile başlayalım bugün görürseniz Ahmet Hoca uygun uygun olur mu sizin için sizinle başlayabilir miyiz? Ses gelmiyor. Ses evet, gelmiyor. Evet. Şu an açtım evet. hocam fark etmez evet. benim e, yani nasıl uygun görüyorsanız. Tamam be, biz sizinle başlayalım o zaman biraz 19. yüzyıl ee, ben şeyi de okudum Ahmet Hoca'nın e, kitabı modernleşme ekseninde Türk düşüncesi. Ee, büyüyen ay yayınlarından çıkmış. Onu hızla okudum. Oradan da bazı sorularım falan olacak. İkinci turda onları görüş şey yaparız. Ahmet e, daha hocamız özellikle 19. yüzyılda bu konu üzerine giden düşünürleri e, irdelemiş e, ben tekrar tali soruları da hatırlatarak sözü Ahmet Hoca'ya bırakayım. Yani Osmanlı ile Cumhuriyet arasında, Osmanlı 19. yüzyılda 20. yüzyılda arasındaki düşünsel bağı kurmaya çalışıyoruz, değil mi? İlericilik nedir, tutuculuk nedir? Nerede nerede ilerici olduk, nerede tutucu olduk? Ondan sonra burada feodal yapının, sosyal e, toplumsal yapının, ondan sosyal e, o feodal yapıdan e, bir e, modern kapitalist, emperyalist sistemin içine sürüklendik. Onların e, karşılık etkileri neler oldu? Tabii din ve çağdaşlaşma çok büyük bir sorun. Ondan sonra din ne kadar bu muhafazakar düşünce etkiledi, ne kadar etkilemedi? Sonra falan filan. Esas bence de kaygılarımız sonuç olarak bir akademik toplantı değil, bir dost sohbeti yapıyoruz. E, kim muhafazakar kim, İslamcık yani bizim açımızdan önemli olan. Muhafazakar kim? İslamcı kim? Ondan sonra e, nasıl birbirinden ayıracağız ya da ayırmalı mıyız? Ayırmak gerekir mi? E, gibi e, günümüz siyasal hayatının e, önümüze getirdiği sorunlara cevap arıyoruz. Hepimiz ben arıyorum şahsen. E, bu süreç içinde tabii doğu batı dilemi Batı nedir, doğu nedir, ondan sonra Türkiye bunun neresinde, Türk muhafazakar düşüncesi bunun neresinde bu sorulara cevaplar arıyoruz. Evet buyurun Ahmet Hoca şöyle yapalım ee, bir ilk turda bir 20'şer dakika arkadaşlara verelim ee, uygunsa. Çünkü 20 dakika hakikaten her şeydir bizim çok sevgili bir hocamız onun rahlet edisinden geçtik. Profesör Zeha Leman Meray, Büyük Devletler Hukuku otoritesi 20, 20 20 dakikadan sonra insanların dikkati dağılır derdi. Onun için yine önce bir 20 dakikayla bir başlayalım. Sonra ikinci turda birbirimize sorular, eleştiriler yönelterek toplantıyı geliştiririz. Buyurun efendim. Evet, e, herkese iyi akşamlar. E, yani öncelikle 18. yüzyılda Osmanlı bir değişme arzusu içerisine giriyor. Çünkü karşılaşmış olduğu problemler, sorunlar değişme zaruretini doğuruyor. Hatta 1638 yılında Descartes'in Hollandalı bir öğrencisine yazdığı bir mektupta kendisinin eserlerinin Osmanlı tarafından bilinmesi ve okunmasının önemli olduğunu, böyle bir şey istediğini ifade ediyor. Yine Katip Çelebi'nin aynı yüzyıllarda Osmanlı'da ilim ve bilgi sorununa dair tespitleri oldukça o dönem için hatta günümüz için modern diyebileceğimiz bir dönem. 17 ve 18. yüzyılda muhafazakarlık kavramı çok çıkmıyor. Yani orada kavram olarak zaten çok kullanılmıyor. 19. yüzyılda da kullanılmıyor. Mahmut Hakkı Hocam daha iyi bilir. Eee... Fakat 19. yüzyılda özellikle Lat fermanı, ondan önce Tanzimat fermanı, daha sonra 1. Meşrutiyet, 2. Meşrutiyet, biraz bu hareketlerin içerisinde bulunanlar batılaşma ekseninde hareket ediyorlar ve bu batılaşma'ya çok gerek duymadan kendi kuvve, kendi gücünü kullanarak var olan sürece uyum sağlama hatta üstünlük e, sağlama düzeyine geleceğine dair bir düşünüş de var büyük bir kısımda. Yani bu sadece ulema kısmında yani medrese alimleri kısmında değil, aydın kısmında da böyle bir düşünce var. E, siyasetçi ve bürokratlarda da böyle bir düşünce var. Yani kendi dinamikleri e, e, kullanarak, kendi dinamiklerini farkına vararak bunu harekete geçirme, bu kuvveyi fiil haline getirme şeklinde bir düşünce söz konusu. Bunun dışında e, bahsettiğim Tanzimat, İstatiat ve e, birinci ve ikinci meşrutiyet e, savunucuları bunun bir çözüm olmadığını düşünüyor. Yani e, özellikle e, Celal Nuri, Abdullah Cevdet, e, Bahat Efik gibi isimler. Yani biz her ne olursa olsun batılılaşmalıyız ee, ve oradan gelen ne varsa iyidir ve biz e, sıkıntılarımızı, krizlerimizi, sorunlarımızı bunun üzerinden aşarız şeklinde yaklaşımları var. Affedersiniz ee, ben sizi tanıt, tanıtmada eksik kaldım. Ee, onları da ifade edeyim. önemli çünkü Ahmet Dağ hocamız e, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi'nde görev yapıyor. Evet. E, felsefe kökenli. E, felsefe dersleri de vermiş. Ondan sonra ama şu anda e, ilahiyat fakültesinde felsefe e, dersleri de veriyor aynı zamanda. Affedersiniz. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Ee, yani 19. yüzyıldaki bu düz düzlemde kalanlar ve bu bağlamda kalanlar bugün, bugün açısından baktı, baktığımızda muhafazakar diye ifadelendiriliyor. Bunlardan e, en önemli isimlerden birim ben Said Halip Paşa olduğunu düşünüyorum. Yani bugünkü anlamda işte muhafazakar kavramına karşılık gelen biri olarak e, ifade edebiliriz. Yani Said Halip Paşa da e, daha çok e, öncül olarak, e, e, birinci bir önerme olarak gelenek ve din bulunuyor. Yani işte Müslümanlık, İslam önemli bir e, bağ ki e, toplumun e, bağlayıcı unsuru, çimentosu, tutkalı olarak bir nevi görülüyor Said Halim Paşa'da. Diğer bir şey örf ya da gelenek. Bu ikisinin e, çok kıymetli olduğunu düşünüyor. Eğer bu ikisini de problem yaşadığımızda bir kere o dönem için düşünelim. Osmanlı hinterlandı e, bugüne göre oldukça çok geniş ve sorunların doğacağını düşünüyor. Yani e, dinin bir mana teşkil edici şekilde konumlandırılmayışının bizi ümmetten koparacağını düşünüyor. Örfün ya da geleneğin e, kopuşu ise e, yerel olarak işte Türkiye, bugün Türkiye coğrafyası daha çok İstanbul ve Anadolu'yu da kastediyor. Yani bir Türk kültürüne vurguda bulunarak bu örfü ya da geleneği de terk edersek yerel olarak savrulma yaşayacağımızı ifade ediyor yani e, şöyle ifade edebilirim e, İslam e, ümmet olmanın bir gereği e, Türk'ün örfü ise Said Halim Paşa'da millet olmanın bir gereği yani zaten e, Fars kültürüne, Arap kültürüne farklı kültürlere dikkat çekiyor ve kültürlerin içerisinde Türk kültürünün önemli bir e, unsur olduğunu ve kendi kimliğini koruması gerektiği e, üzerinde vurguda bulunuyor. Affedersiniz Diğer hocam bir... yine araya gireyim. Ee, yani o, belki o şey izleyicilerimiz için Sayıtan Halim Paşa, iyi e, biraz daha tanıtırsanız daha belki tarihi bir şahsiyet daha kolay anlaşılabilir. E, güzel Sait Halim Paşa iyi eğitimli bir insan. Yani Batı'da bir müddet eğitim almış. İşte bir kendisi aynı zamanda Mısır Hidivinin e, Hidiv ailesinden orada ve e, Osmanlı döneminde sadrazamlık yapıyor. Hatta işte üç kere dört kere tekrar getiriliyor. Çok yetenekli bir bürokrat, aynı zamanda siyaset e, daha sonra da 1921'de eee yurt dışında bulunurken bir e, suikaste uğruyor Sait Paşa. Yani işte suikastlerinde Ermeni komitacılar olduğu ifade ediliyor. Yani Sait Paşa'nın e, e, vatanseverliği ve millet e, milliyetçi bir yapısı olduğunu eee icraatlarında da gördüğümüz bir. O yüzden e, e, kendisi sadece bürokrat ve siyasetçi değil 1917 ile 21 arasında bir nevi üzülete çekilip bu 1917-21 yılları arasında buhranlarımız diye e, bütünleştirilen toplu eserler haline getirilen e, kitabı yazıyor ki e, hala güncelliğini yitirmemiş bir metin diyebiliriz, kitap diyebiliriz. Yani yaklaşık aradan yüz küsür yıl geçtikten sonra hala bizim okuyup ist istifade edebileceğimiz bir metin olarak düşünüyorum. Yani bu e, ıı, minvalde Said tabii ki kişilere ekleyebiliriz. Yani işte aynı, aşağı yukarı aynı dönemler olan Filipeli Ahmet İlmi e Efendi'yi de e, Şehbenzer Zade'yi de ekleyebiliriz. Daha sonraki kuşak gibi gelen Mehmet Akif Ersoy'u da ekleyebiliriz. Sayıların oldukça çok artırabileceğimiz bir ümmet ve millet vurgusu yapan bir aydın topluluğu ya da münevver mütefekkir topluluğu söz konusu. Ve biz bugün üzerinden daha çok benim kanaatim o baktığımız zaman muhafazakar diye nitelendiriyoruz. Yani sizin sorunuz baştaki soruyla da bağlantılı olarak muhafazakarlık bir ideoloji midir? Ben muhafazakarlı bir ideoloji olarak düşünmüyorum daha çok. Muhafazakarlık bir kültür olarak düşünüyorum. Yani muhafazakarlığın ortaya koyduğu pratiklere baktığımız zaman, söylemlerine baktığımız zaman bir kültür olarak kendisini e, ifade ediyor. Hatta bazı muhafazakarlar ki buna örnek olarak son dönem muhafazakar diyebiliriz. Kendisini her ne kadar arafta olarak görse de özellikle ümmet ve millet vurgusu bakımından Cemil Meriç e, e, son muhafazakarlardan biri diyebiliriz ve Meriç'in de bu halkaya dahil ed ed edebiliriz. Ve o e, Meriç'te de ümmet ve mi millet bilinci yüksektir. Yani Nurettin Topçu da keza öyle, Erol Güngör de keza öyle, Muhtar Surhan da öyle. O yüzden biz daha çok günümüz üzerinden ve bakarak muhafazakarlık kavramını kullanıyoruz. Bir de batılı kavram ya da terminolojinin de tabii ki etkisi var. Çünkü başta İngiltere olmak üzere Anglo-Sakson dünyada muhafazakarlık malum bilgi ve toriler var... ...Toriler muhafazakarlar... ...Vigiler devrimciler... ...ve bu... E, ...Tori e, ile arasındaki... ...münasebet... ...dünya siyasetini anlamak için... ...bir ölçü, bir kıstas haline geliyor... ...yani yaklaşık 17 o, yüzyıl sonunda... ...18. yüzyıllarda... ...bir oluşmuş hareket... ...yani biri... E, ...daha çok... ...kraliyet ve muhafazakarlık üzerinden... ...hareket ederken... Vigdiler e, özellikle liberalist ve e, dönemin e, endüstriyel ticaretini de arkasına alarak e, daha liberal e, daha işte bugünkü anlamda belki o döneme de öyle bir şey söz konusu değil ama e, sol e, düşünceye düşünceyle e, bugün belki ilişki kurulabilir ama sonuçta liberal bir hareket söz konusu. E, diğer Toriler ise muhafazakar bir hareket. Biz işte geçenlerde de oldu bir siyasal parti işte 150 yıl e, bir vurgusu yaptı. Buradaki ben tartışmanın sünni bir tartışma olduğunu düşünüyorum. Yapay bir tartışma özellikle liberal ya da muhafazakarlık e, tartışması üzerinde çok e, bir e, bu tartışmanın doğal bir tartışma olduğunu düşünmüyorum. Benim kanaatim bu. E, nihayet böyle bahsi olunan millet ve ümmet vurgusu olanlar muhafazakar olarak nitelendirirken bunun değil de daha çok batırlaşmanın ekseni olduğunu düşünenler e, belli bir zaman sonra liberal olarak görülüyor ki Prens Sabahati'nin ortaya koymuş olduğu hareket bu biçimde bir harekettir. Yani e, liberal ve batılılaşmacı bir perspektife sahip olan bir hareket biçimidir Prens Sabahattin'in. Ve bunun dışında kalanlar e, işte e, muhafazakar olarak nitelendirilmişlerdir. O yüzden e, bu yaklaşık 150 yıldır olduğu söylenilen tartışmanın ben çok doğal süreçler içerisinde olduğunu değil, daha çok yapay bir biçimde olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, özellikle muhafazakar diye nitelendirilenlerin ideolojik bir e, yapı, tandans'tan olmaktan daha çok kültürel bir yapı taşıdığını düşünüyorum. Benim kanaatlerim bu. Ben burada bitireyim. Çünkü Mahmut Hakkı Akın hocamın da söyleyeceği çok önemli şeyler var. Kendisi Peki. daha çok muhafazakarlık alanını çalışan biri. Buyurun. Peki. Ben Ben yani olmazsa ikinci turda şey yapacaktım ama araya gireyim e, e, en azından şey yapayım sor, soruyu ortaya atayım. E, şey, resait Halim Paşa 1916-16'da zannediyorum e, sadaretten ayrıldı. E, o zamana kadar şeysidir şeyisidir sadrazamıdır. Hasan Kayalı hoc hocamızın şu anda bir süre önce San Diego'daydı. Şimdi nerede bilmiyorum. İttihatçılık, e, Araplar ve İtta Araplar ve Jön Türkler konusunda güzel bir çalışması var. Bilmiyorum şey yapmış mıydınız. Orada e, İttihatçıların e, Hristiyan e, nüfus Osmanlı İmparatorluğundan tümüyle koptuk, kopunca Araplarla Türkler baş başa kalınca bir Türk-Arap federasyonu kurma e, tasarları oluyor. Sait Halim Paşa'yı da bu nedenle yani biraz Arap kökeni hem Türkiye hem Arap kökeni e, olması nedeniyle e, şeye getiriyorlar. E, e, sadrazamlığa getiriyorlar. E, ondan sonra sizin de buyurduğunuz gibi e, 1921 yılında Roma'da Ermeni teröristler tarafından katlediliyor. Yani hakikaten şeyli <laughs> Ben buhranlar çalışmasını bilmiyordum. Sizden epeyce okudum, yararlandım. Osmanlı'nın şeyi üzerine sonunda kafa yoran şeylerden bir tanesi olduğu anlaşılıyor. Bunu belirteyim. Olmazsa tartışmayı daha sonra yapalım. Olur mu? Yani öyle siz de uygun görürseniz. Tabii tabii hocam. Peki. buyurun. Hocam. Peki. İsterseniz hocam ee, sevgili e, Muhammed Nurdoğan hocamız da geldi ama madem Ahmet Hoca öyle söyledi e, izninizle e, Mahmut Hakkı hocadan devam edelim. E, muhafazakarlık son derece önemli. Ben şeye teşekkür ediyorum Ahmet Daha Hoca'ya hakikaten muhafazakarlığı bütün o siyaset bilim kitaplarında çocuklara okuttuğumuz kitaplarda hemen pat diye Fransa'dan apartarak heh, bak bu da muhafazakardır işte Edmund Burke bilmem şudur budur falan diye anlatıyoruz maalesef. Oysa muhafazakarlık hakikaten şey çok, çok eski bir kavram, çok köklü bir kavram. Ondan sonra onun üzerinde daha çok kafa yormalıyız. Evet, e, Mahmut Hakkı Akın hocamız e, kısaca e, onun özgeçmişini e, aktarayım. 81 Karaman doğumlu. E, 2003 yılında Uludağ Üniversitesi ben Biyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun olmuş. Kendisini sosyolog olarak tanım, tanımlıyor. Ondan sonra şu anda da e, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde görev yapan genç bir hocamız. E, buyurun bakalım genç hocamızdan muhafazakar kavramlarını dinleyelim. Buyurun efendim. Peki herkese iyi akşamlar. Ben de teşekkür ediyorum e, programayım hem... ...sizin katkınız için hocam, hem de Ahmet hocanın açılışı açısından. Ee, dediğiniz gibi aslında meselenin batıda, batı düşünce tarihinde nasıl ortaya çıktığı... ...özellikle Fransız devrimi etrafındaki tartışmalar bilinir. Ama muhafazakarlık tarihin kendi içerisinde kendisini üretmiş, yeniden üretmiş... ...sürekliliği olan düşünce hareketlerinden de biri. Bir kere bunu vurgulamak lazım... Hatta şöyle bir tarafı da var meselenin. Yeni bir şey ortaya çıktığı zaman zaten bir reaksiyon olarak ortaya çıkan aşağı yukarı bütün tarz, tavır ya da örgütlenme biçimlerinin bir şekilde muhafazakar olduğu. Yani eski ve yeni arasındaki o gerilimin muhafazakarlığı ortaya çıkarttığıyla alakalı bir tartışma da var. Bu nedenle kavramın böyle sınırlarını çizmek, hatta siyaset literatüründe sizin de söylediğiniz gibi yani bir ideoloji midir, değil midir? Bunun tezi nedir? Yani bir antitez olduğunu anlıyoruz. Karşısında yeni bir şey e, olduğunda ortaya çıkıyor. Evet, bir antitez tarafı var, bir reaksiyon tarafı var. E bir yandan kendini dayandırdığı bir geçmiş ve gelenek vurgusu da var. Yani daha yapılaşmış unsurlara dayanarak var olan üzerinden, yani e, geçmişten gelene dayanmayla ilgili bir e, gücü de var bir yandan muhafazakarlığın kendini o nedenle e, üretebiliyor. Böyle bir yönü var o nedenle de biz Latin Amerika'ya da baksak işte Kuzey Amerika'ya baksak bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde de biliyorsunuz e, muhafazakarlık çok önemli. Dünyanın neresine gidersek gidelim muhafazakarlığı aslında bir şekilde görüyoruz. Şimdi kendi memleketimiz açısından da bizim yaşadığımız değişimin hem süreklilikleri var hem kırılmaları var. Özellikle de bu işin daha devrimci olan tarafları var. Yani ben bütün Türk modernleşmesini, Osmanlı ve Cumhuriyet modernleşmesini dahil ederek düşündüğümde muhafazakarlığı özellikle nerede ortaya çıktı, nasıl ortaya çıktı ya da hangi dönemlerde daha güçlü bir şekilde ortaya çıktı diye düşündüğümde iki radikal isme yani iki devrimci isme ve onların dönemlerine daha atıfla anlayabileceğimizi düşünüyorum. Bunlardan biri 2. Mahmut'tur. Yani 2. Mahmut gerçekten Osmanlı tarihinde devlet yapılanması ve bürokrasi üzerinden eskiye dönüşün olmayacağını çok net bir şekilde ortaya koydu ve biliyorsunuz toplumdan ciddi bir tepki aldı. Ee, ama bunu yeri geldi işte daha ciddi bir şekilde otoriter bir siyaset izleyerek yapmaya çalıştı. Ve burada da en önemli kurum yani ordunun Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması daha önceden bazı adımlar atılmıştı ama ordunun yani modern bir ordunun kurulması noktasındaki adımlar sadece orada da kalmadı. Bizim Batı modernleşmesinde gördüğümüz pek çok aslında yeni adımların yani buna kamusallıkla ilgili o tartışmaları işte gazeteden tutun ondan sonra ilk defa işte dilin daha sadeleştirilmesi, Türkçeleşmesine varana kadar hatta kıyık, kılık kıyafetle alakalı biliyorsunuz o daha devrimci uygulamaları bizzat kendi bedeni üzerinde gösteren bir şekilde bunları yapmaya çalıştı. Ee, ama bir neticede bir süreci başlattı. O dönemde ikinci Mahmut'un bütün bu uygulamalarının işte geleneğe dayanarak devam eden, oluşmuş o yapıların, formal yapıların pek çoğundan tepki aldığını biliyoruz. Ama kendisinin de daha otoriteryen bir şekilde bu iş olacak dediğini biliyoruz. İkinci isim ise devrimci olarak elbette ki Mustafa Kemal Atatürk'tür. Yani Cumhuriyeti biz, elbette ki şartlar değişmiş, artık bir imparatorluk değil işte çok uzun savaş döneminden sonra ortaya çıkmış bir cumhuriyet var. Ve cumhuriyetin bir toplum mühendisliği anlayışı var. Ki burada yine benzer bir otoriterliğin var olduğunu ve Jacoben bir karakterinde oluştuğunu görüyoruz. Türkiye'de özellikle cumhuriyet dönemi muhafazakarlığının ki ben tek parti dönemini bir şuur altı gibi de düşünüyorum. Yani bu reaksiyonerliğin hala belki en önemli motivasyon kaynaklarından biri o dönem ve o dönemde yaşanmış olan bazı gerilimlerdir o gelenekle. Şimdi ikinci Mahmut'un da Mustafa Kemal Paşa'nın da e, düşüncelerinde hani kendi vatanlarını düşündüklerini, devleti düşündüklerini bir kenara bırakabiliriz. Bunu kabul etmemiz gerekiyor bir yandan. Fakat algılanış ve gösterilen reaksiyonerlik açısından baktığımızda topluma uymayan pek çok şey var. Yani bizatihi bunun üzerinde durmak gerekiyor. Ama burada ben bir e, Niyazi Berkes'e özellikle atıfta bulunmak istiyorum. Şimdi Niyazi Berkes tam benim bu söylediğim o iki modernleşme şeklinde söylediğimiz o süreci şöyle ifade ediyor. Elbette yani ikinci Mahmut radikal adımlar attı. Ondan sonra devam eden tanzimatla, ıslahatla işte anayasacılık ve yani parlamento, parlamenter bir rejime geçilmesiyle ilgili süreçler bunları biliyoruz. E, fakat bu yaklaşık 100 yıllık dönemde yani Cumhuriyet'e kadar toplumun yine de geleneksel kurumlarının toplumda var olduğunu da biliyoruz. Yani bir mahalle hayatı, bir köy hayatı, tekke, işte zaviye, türbeler, medreseler aynı şekliyle devam ederken bir yandan da bildiğiniz gibi e, zaten onlar da gene 3. Selim'e ve 2. Mahmut'a gidiyor. Önce orduda başlayan ardından da sivil yani kamu bürokrasisine insan yetiştirme noktasında e, seküler okulların, daha modern okulların kurulduğunu biliyoruz. Ki bizim meşrutiyet aydınımızda, daha sonra cumhuriyeti kurup yöneten aydınlarımız, entelektüellerimiz, askerlerimiz de bu okullardan yetişmiş e, insanlardı. Şimdi Niyazi Berkes der ki Osmanlı yani biraz da o dönemin tarihsel şartları itibariyle bu ikilikle devam etti. Ama asıl devrimci modernleşme Cumhuriyet'le birlikte başladı. Çünkü Cumhuriyet bu süreklilikte bir kırılmayı göze aldı. Yani asıl devrim diyeceğimiz hareket Berkes'e göre daha Mustafa Kemal Paşa döneminde başlayan harekettir. Yani hatta bir ayrım da yapar onu da belirteyim. Yani Gazi Mustafa Kemal Paşa ile Mustafa Kemal Atatürk'ü ayırmamız gerekir diye kendisi böyle biraz sembolik olarak da bunu söyler. Çünkü Cumhuriyet'ten itibaren atılan adımlar bir daha bu kurumların toplumda yeniden var olmaması üzerinedir yani geçmişin geleneğin kendi sürekliliğinde taşındığı Ama bir yandan da yani bu geleneksellik devam ederken e, geçmişten geleni bir skolastik düşünceyle kabul eden bir anlayışı da üreten. Yani bir şey sırf geçmişte olduğu için devam etmeli anlayışına dayanan eleştirilmeyen kritik edilmeyen e, yenilenme imkanı da olmayan kendi içerisinde, bir sürekliliğin önünü kesme yani en ciddi kırılma olarak e, Cumhuriyet'e bu şekilde Niyazi Berkes e, hatta bir olumlu e, adım olarak da vurgu yapar. Yani kendisi de neticede Türkiye'de Atatürkçü ve sol düşüncenin yani her ikisinin e, sentezini yapma noktasında daha sonra yön grubunda da e, yer almış e, Niyazi Berkes. Bu konuda bir şeydir. E, önemli isimlerden de birisi olduğu için atıfta e, bulundum. Hocam benim burada gördüğüm şeylerden birisi şu. Aslında muhafazakarlığın en önemli taraflarından birisi muhafazakarlık yeni olan her şeye reaksiyon demek değil. Yani muhafazakarlık modern bir ideoloji bir yandan. Yani ideoloji olup olmaması tartışılır ama biz mecburen onu modern dönemde ortaya çıkmış ideolojilere karşı duruşu üzerinden görmek ve tanımlamak zorundayız. Ve onun modern bir şey olduğunu da tespit etmek zorundayız. Burada vurgu yapılacak şey belki şu. Yani bir şeyi daha muhafazakar haline getiriyor dediğimizde değişimle devrim arasındaki o farklılık e, daha e, bence öne çıkıyor. Özellikle burada İngiltere ve Fransa kıyası biliyorsunuz çokça yapılır e, siyaset teorisinde. Yani Fransa'da devrimin işte özellikle Jakobenizme bağlı olarak o terör dönemindeki e, şedit bir şekilde yani geçmişten gelen geleneksel kurumlara savaş açması ve hani bir sıfır noktası bulmaya çalışması kendisine devrim bir sıfır noktası tarihin e, yeniden başladığı bir sıfır noktası olarak kurgulamasına bir tepki e, var ama İngiltere açısından bakıldığında işte o parlamenter monarşiye daha sanki işte kendi kurumlarında bazı çatışmalar yaşasa da daha sağlıklı bir geçişi yaşadığıyla alakalı özellikle Muhafazakarlık İngiltere'de daha güçlü olduğu için de biraz teorisi orada oluşturuluyor neticede. Böyle bir vurgu e, söz konusu. Bizim kendi hikayemiz açısından da benim Berkes'e katıldığım nokta şu. Yani Türkiye'de de eğer ciddi anlamda bir devrim ve kırılma, gelenek geleneğin kendi sürekliliğinde kırılma arıyorsak, bunun en ciddi kırılmasını Cumhuriyet'le e, birlikte okumamız e, gerekiyor. E, çünkü Cumhuriyet'in neticede ideali, bir devrime dayanıyordu. Yeni bir toplum yapısına, yeni bir toplum tipinin üretilmesine dayanıyordu. Ama bir taraftan da eski bir toplum vardı burada. Bütün onun kurumları ne olacak? Yani bunlar ıslah mı edilecek? Ee, yeni bir forma mı bürünecekler? İşte burada diyelim ki dinin rolü ne olacak? Geleneğin çok ciddi taşıyıcı kurumlarından birisi olduğu için söylüyorum. Yine muhafazakarların çok vurgu yaptığı şeylerden birisi... ...mahremiyet ve aileyle ilgili... Durum ne olacak? Neticede yeni bir kamusallık e, oluştuğunda e, belki işte e, kendisine çok daha yabancı bir yapıyla karşı karşıya kalıyor toplum, e, özellikle de kamusaldaki değişim bağlamında bunu tespit edebilmek mümkün. Ve burada bizim o kültürel bölünmüşlüğümüz aslında cumhuriyet döneminde kendi gerilimleriyle e, kendisini üretmeye devam etti. Şimdi burada tabii sadece politik olaylar üzerinden de bunu düşünmemek lazım. Çünkü muhafazakarlığın hani ideolojik sınırlarının çok net bir şekilde çizilememesinin belki sebeplerinden biri. Bir yandan da kültürün de kendine göre bir geleneğinin olması, sanatın kendine göre geleneğinin olması, işte edebiyatın kendine göre geleneğinin olması. E, elbette şunu da belirtmek lazım. Mesela bir misal vereyim. Biliyorsunuz bize ...Mehter takımından yani Yeniçeri Ocağı'nın Mehter takımından notayla kalmış hemen hemen hiçbir şey yoktur. Yani çünkü notaya alınmıyordu. Çünkü 2. Mahmut döneminde Mızıkay Hümayun kurulduğunda tamamen batılı tarzda işte marşlar, besteler ki kendileri de zaten öyle bir hayat tarzını yaşıyorlardı. Burada bir parantez açıp sadece şunu belirtmek isterim. Türk modernleşmesinin öncüsü ve değişimi bizatihi kendisinde yaşayan... E, birim saray ve konak hayatıydı. Yani özellikle de hani Topkapı Sarayı'ndan Dolma Bahçeye geçişi biz sadece bir mekan değişimi olarak göremeyiz. Bu aynı zamanda bir zihniyet değişimidir. Bazen ben öğrencilerime de onu söylüyorum. Yani İstanbul'da işte bir boş vaktinizde bir gittiğinizde Topkapı Sarayı'nın haremini gezin. Bir de işte Dolmabahçe Sarayı'nı gezin ve oradaki haremi gezin dediğim zaman birbirine belki çok zıt diyeceğimiz iki hayat tarzının var olduğunu görüyoruz. Yani burada e, bu geçişlilik yani o harem e, dışında artık yeni Dolmabahçe Sarayı ve onun etrafında yeni oluşan Beşiktaş Beyoğlu tarafındaki yeni bürokrasinin hayat tarzı daha batılı tarzda bir hayat tarzıydı. Fakat şöyle bir şey de var hani Peyami Safa'ya atıfta bulunabiliriz. Tabi muhafazakarlık açısından çok önemli bir isim olduğu için. Biliyorsunuz Fatih Harbiye 1931'de yazıldı Fatih Harbiye. Hatta içinde geçen meselelerden birisi de müziktir. Müzik meselesidir. Çünkü 1928'de Türk musikisinin radyodan icrası yasak edildi. O kısa sürmüştür. Yani Atatürk de onun aslında çok tutmayacak bir şey olduğunu zamanla düşünmüş. Ve 30 ya da 31'de tekrar musiki icrasına izin verildi. Ama şöyle bir şey de oldu. Yani neticede Türk musikisinin çok daha karmaşık, arabesk unsurlar içerdi. Yani oryantal unsurlar çok fazla içerdiği doğudan, Fars'tan, Arap etkisinden. Ama Batı musikisinin çok daha ileri olduğu. Çünkü dönem itibariyle böyle bir kodlama da var. Yani bir şey Batı'da ister musiki olsun, ister edebiyat olsun, işte ister kültürle ilgili başka bir şey olsun bir şekilde daha ileriyi temsil eden ama biz de geleneksel olarak devam edip gelen her neyse onun daha geri olduğu, geride kaldığıyla ilgili bir anlayış da oluşmaya başladı. Burada şeye hemen atıfta bulunayım. Bu Fatih Harbiye biliyorsunuz bu gerilimi en ciddi yansıtan eserlerden biri olarak da yıllarca belki bugün bile hala okuduğumuzda bazı karşılıkları bulmak mümkün. Neticede şöyle bir şey oldu. Yani yeni bir hayat tarzı oluşurken bunun merkezini İstanbul alabiliriz. Selanik'te, İzmir'de, Bursa'da o Osmanlı döneminde takip etmek mümkün. E, yeni bir merkez oluşurken şehirlerde işte daha önce ta fetihten itibaren Müslümanların e, yaşadığı, Türk ve Müslüman ulusunun yaşadığı yerlerdeki hayat aşağı yukarı yüzyıllardır aynı haliyle devam ediyor. Merkezde bir mahalle cami, işte kadın erkek ilişkilerinin ve hatta ev dizaynının bile bir mahremiyete göre düzenlenmesi e, ve mahalle hayatının kendi içerisindeki o kapalılığı, yani dışa açılmaya da biraz korkan, e, o değişen kamusallığın yanında kendisini de böyle daha kapatan bir yanı devam ediyordu. Ama ben analizlerde bir şeyin daha ihmal edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta biz 1950'ye gelene kadar neredeyse köy ve kent nüfus oranı değişmemiş bir toplumuz. Bunun da göz önünde bulundurulması gerekiyor. Yani Türkiye'de muhafazakarlığı biz konuşurken farz ediniz ki muhafazakar siyaset şimdi rahmetli Sait Ali Paşa'dan bahsetti Ahmet Dağ Hoca Said Halim Paşa'nın evrakından bir şey çıktı, bir not çıktı, üstüne çalışmış. O da şu, mütareke olduğu zaman, e, mütareke olduktan sonra tabi İttihat Terakki'nin e, içinde bulunmuş bir isimdi Said Halim Paşa ama neticede hani o günah keçisi ilan edilenlerden olmadı. E, Said Halim Paşa'nın oluşacak yeni bir parlamenter rejimde 1919 yılındaki notlarındadır, bu Malta sürgününden önce e, diye hatırlıyorum. Sait Alim Paşa bir muhafazakar parti kurma yani adı doğrudan muhafazakar olan bir parti kurma üzerine çalışmış. Notlarda almış. Bu yayınlandı. Zeytinburnu Belediyesi'nin bir büyük Sait Alim Paşa e, sempozyumuna bir arkadaşımız da böyle bir tebliğ sunmuştu. Fakat şöyle bir şeyi ben vurgulamak istiyorum. Sait Alim Paşa'nın düşündüğü muhafazakarlık Oldukça entelektüel elbette ki yani kendi geleneksel kurumlarını muhafaza ederken Değişimden de yana. Yani şöyle bir adamdan da bahsediyoruz onu söyleyeyim. Said Halim Paşa hiçbir eserini Türkçe yazmamıştır. Tamamını Fransızca yazmıştır. Hatta şahitlikler de onu söylüyor. Diyorlar ki İsviçre'de falan okuduğu için ta ilkokuldan itibaren Paşa'nın Fransızcası Türkçesinden çok daha iyiydi diyorlar. Yani onunla daha rahat düşünüp kendini daha rahat e, ifade edebiliyordu diyorlar. Yani burada çok entelektüel bir vurgu var. Onu söylüyorum. Ama bizim 1950'den sonra Türkiye'de göç hareketliliği yani bir sosyolojik değişim başladıktan sonra takip edeceğimiz muhafazakarlık daha köyden kente göç etmiş ve o sürekliliğin içerisinde işte kendisine bir alan açmaya çalışmış siyasette alan açmaya çalışmış ekonomide alan açmaya çalışmış Yani daha o sosyolojik değişimi temsil eden e, kesimler üzerinden analiz edeceğimiz bir e, muhafazakarlık biçimi O nedenle de Türkiye'nin bu değişimi bağlamında düşündüğümüzde, işte muhafazakarlığın da kendi içerisinde ciddi bir şekilde çeşitlendiğini takip edebiliyoruz. Belki böyle bir çok, vurgu yapılmayacak. Çok, evet, evet, çok çok teşekkürler. Çok aydınlatıcı oldu. Hakikaten özellikle köy kent e, katkısı çok önemli. Bunlardan soyutlayarak e, hiçbir şeyi tanımlayamayız tabii. E, benim sorularım olacak ama onu ikinci tura saklıyorum. Kendi aramızdaki tartışmaya saklıyorum. Çok teşekkür evet. ediyorum. Yararlandık. Çok aydınlatıcı oldu. Ee, ama bir şey sorayım. Yine de mesela muhafazakarlık yani belki ikinci turda cevaplarsınız ama muhafazakarlık yani Beyami Sefa hani, kabaca yani Türkiye'de muhafazakarlık dediğimiz şey e, neyi muhafaza etmeye çalışıyor bu insan? Yani şeye karşı diyelim laik cumhuriyete karşı bir, bir İslam kimliğini mi e, ya da o o gelenekleri mi şey yapmaya çalışıyorlar? Soruları önemli. Yani bugüne de ışık tutacak. Bunu sormuş olayım isterseniz. Daha sonra cevaplayalım. İkinci Esersiz. turda evet. cevaplayalım hocam. olur. Çok, çok güzel. Üzerine gidelim. Çok teşekkürler. Şimdi sevgili Muhammed Nur Doğan hocamız. Muhammed Nurdoğan hocamız bir dil uzmanı. İstanbul Edebiyat Fakültesi'nden emekli. Şimdi Aral Üniversitesi'nde görev yapıyor. Ee, fakat aynı zamanda <laughs> Doğu kültürlerine de ilgi duyan özellikle Fars kültürüne ilgi duyan bir hocamız. Biraz da ondan e, onu dinleyelim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, hoş bulduk sefalar getirdiniz. Eyvallah. Ee, Eyvallah. Evet. Ee, şimdi muhafazı, e, şeyden önce ben Arel'de şu anda görev yapmıyorum. Arel'den ayrıldım. Onu A da, da bildiriyor. Onu ee, peki. Evet. peki, peki. Hayırlısı İstanbul olsun. Üniversitesi'nden 2016'da emekli oldum. Evet. Dört ee, yılda Arel'de çalıştım. Şimdi evet. artık e, e, emekli peki. hoca olarak evde peki. görev yapıyorum. <laughs> Çok güzel. Ee, evet, muhafazakarlık kavramı hocam. Yani. Evet. E, Hakkı Hocadan güzel güzel açıklamalar yaptık, o süre işe yaptık ama Türkiye'de hakikaten daha netleşemediğimiz bir konu, bir kavram. Ondan sonra kim evet. kimisi muhafazakarlar dört elle sarılıyor, kimisi muhafazakar sözcüğünü duyunca tepki duyanlar da var falan. Öyle bir şekilde düşüp kalkarak ilerlemeye çalışıyoruz. Sizce nasıl görülüyor? Ondan sonra özellikle de tabi Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte neyi muhafaza ediyoruz? Ondan sonra neyi muhafaza etmeliyiz? Ee, neyi muhafaza etmemeliyiz? Evet buyurun söz sizde. Buyurun efendim. Evet teşekkür ediyorum. Şimdi tüm katılımcılara, değerli arkadaşlara, size önce selamla başlayalım. Tamam. Şimdi... Ee, arkadaşlar, e, öğretim üyesi arkadaşlarımız e, muhafazakarlığın e, özellikle 19. yüzyılda başlayan macerasını çok e, vukuflu bir şekilde e, ifade ettiler. E, çok ifade ettik gerçekten. E, ben e, tarihsel olarak olayı e, ele almıyorum. Ben bugün muhafazakarlık kavramının bugünümüzde neyi ifade ediyor? Evet. Güzel. Biz neyi muhafaza evet. edersek muhafazakar oluyoruz. Veya bu muhafazakarlık nelere karşı tavır almayı gündeme getiriyor. Yani işi kavramsal kavramlar çerçevesinde ele almanın bugün bize faydalı olacağını düşünüyorum. Yani çünkü muhafazakarlık bir ideoloji veya bir kültür olarak hani bir arkadaşımız onu kültür olarak tanımlamadı. Doğrudur. Bir ideoloji olarak tanımlamadı, kültür olarak tanımladı ama şimdi bu da tartışmalı elbette ki. Yani şöyle söylesek, her ideolojinin bir muhafazakarlık tarafı vardır. Bu anlamda hatta 19. yüzyıl Ütopyalarının, yani Marksizm'in, Liberalizmin, Kapitalizmin, Faşizmin ve bütün ideolojilerin hatta bir anlamda yani Atatürkçülüğün de Cumhuriyetçiliğin de bir muhafazakar e, açıdan e, okunabileceğini de e, dışlamamak gerekiyor. Yani esasen muhafazakarlık nedir? E, bir takım şeyleri koruma altına almak, muhafaza etmek. Şimdi bunun içerisine bir hmm, Tabii şimdi sağcılık kavramı giriyor, milliyetçilik kavramı giriyor, kültür kavramı giriyor. Bütün bunlar e, va, vuzuhla birbirinden ayrılmalı, tanımlanmalı. Önce kültür nedir? Bunu tanımlamamız lazım. Yani kültür bakıldığı zaman insan eliyle üretilmiş maddi ve manevi değerler toplamıdır. Bir anlamda yani insan eliyle üretilmiş... Zaman içerisinde değişime, e, bozulmaya, zaten kültür kavramında tegayyür eski tabirle başkalaşma anlamı e, merkezde bulunmaktadır. Yani şimdi bir e, akarsu kaynağından e, fışkırıp e, daha sonra... E, Yol üzerinde bir birikimin bir çukurun içerisinde birikirse burada bir e, flora fauna oluşur. İşte bu bir kültürleşmedir. Orada bir yozlaşma, orada bir e, efendim e, içinde börtü böcek oluşacak, yosunlaşacak. Şimdi kültürler kültürlerde e, zaman içerisinde e, ideolojilerin hatta dinlerin dünya görüşlerinin ee, başkalaşması tegayüre uğraması e, belki bozulması e, yoluyla e, bambaşka bir e, hale dönüşmesi. Şimdi siz muhafazakarlık derken e, kültürün bütün unsurlarını yani iyi veya kötü, pozitif veya negatif, faydalı veya zararlı bütün unsurlarını muhafaza etmeyi kutsal bir görev olarak biliyorsanız bu muhafazakarlıksa bunu biz özellikle şimdi İslam dini açısından olaya baktığımız zaman böyle bir muhafazakarlığın Kurandan kaynaklı e, orijinal İslam'ın kalıpları içerisinde kabule şayan olmadığını ifade etmek gerekiyor. Yani o bakımdan şimdi e, yani muhafazakar derken biz e, dini de içine alan bir kültür e, kültürün e, tamamının korunması, muhafaza edilmesi ve onu bir anlamda kutsallaştırıcı tarzda o şeyle değerler sistemiyle ilişki kurulmasını anlatıyorsa bu muhafazakarlık belki bugün İslam toplumlarının ve dolayısıyla Türkiye'nin de içinde bulunduğu geriliğin içinde bulunduğu bir takım felaketlerin de asıl sebebidir. Yani biz e, şunu ifade etmek istiyorum. Yani İslam, e, Peygamber Aleyhisselam'ın e, ilk ayetleri kendisine indirildiği günden itibaren e, devrimci bir e, söylemle e, ortaya çıkmış ve e, e, kelime-i tevhidin ki bir özgürlük manifestosu olarak gündeme gelen kelime-i tevhidin şeyine bakıldığı zaman, muhtevasına bakıldığı zaman, orada ister tarihten, ister toplumun kültüründen, ister örf, adet, gelenek yığınından getirilmiş bütün değerlerin toptan kabulünü değil, onların içerisinde evrensel ahlak normlarına uygun olan değerlerin kabulü söz konusudur. Ee, yani mesela bir ayeti hatırlıyorum. Ee, bütün peygamberler, bütün elçiler e, insanlığa gelip de tevhidi e, insanlığın gündemine getirdiklerinde yani özgürlük manifestosu olarak insanın insana kul olmaması gerektiğini sadece Yaratıcıya hizmet e, anlamında ona ancak kul olmak gerektiğini ifade ederken şöyle bir e, söylemle çıkıyorlar diyorlar ki e, gelin Allah'ın e, indirdiği evrensel değer normları olan e, ayetlerdeki Allah'ın hükümlerine tabi olun. Onlar derler ki hayır biz atalarımızı Neyin üzerinde bulduysak onu izlemek isteriz. Şimdi bu gerçekten olayın bir kırılma e, noktasıdır. Yani e, siz e, geçmişten e, getirdiğiniz ve neredeyse kutsal bir çerçeve içerisinde muhafaza etmeye çalıştığınız, affedersin filmi bitiyor. Muhafaza etmeye çalıştığınız bu değerler sistemi eğer e, diyor ki ayette atalarınız ve dedeleriniz eğer e, aklını kullanmamış e, ve doğru yolda e, bir e, teklifle gelmiyorlar ise de mi onları izleyeceksiniz? Yani ayet şöyle diyor. Kâne la ve la Atalarınız ve dedeleriniz eğer aklını kullanmıyor burada akıl son derece önemli aklını kullanmak ve doğru yolu bulamamış iseler de mi onları izleyeceksiniz? Şimdi burada görüldüğü gibi yani İslam e, özü itibariyle e, Kur'an'da Kur'an'dan kaynaklı Halis Allah Din'i diyor Kur'an buna. Bu dinde muhafazakarlık kesinlikle e, müsbet bir e, şey olarak kabul edilmiyor. Şimdi e, bu bakımdan yani Türkiye Müslümanları e, kendilerine muhafazakar ismini e, kabul ettikleri takdirde e, bu ortada bir e, ciddi sorun ortaya çıkartıyor. Yani Müslümanlar bütün değerleri geçmişin bütün değerlerini iyi, kötü, müsbet, menfi, negatif, pozitif bütün değerlerini muhafaza etmekle görevli insanlar mı? Yoksa insanlığın ortak değerlerini, ahlakı, adaleti, paylaşımı, Kula kulluk düzeni reddedip sadece evrenin sahibi olan Allah'a hizmet ve itaat anlayışını mı kendilerine hayat görüşü olarak kabul edecekler? Şimdi bu bakımdan bakıldığında e, muhafazakarlıkla sağcılık, muhafazakarlıkla milliyetçilik, İslam'la milliyetçilik, İslam'la sağcılık... E, Karıştırılarak böyle bir maalesef e, vazı olmayan, açık, net, arı, duru, şeffaf olmayan bir karmaşa içerisinde bugünün entelektüel hayatı. Bunu biz aslında sol çevreler içinde düşünebiliriz. Atatürkçü çevreler içinde düşünebiliriz. Yani eğer sol e, getirdiği geleneksel e, değerleri yargılamadan insanlığın gündemine sunduğu, değerlerini muhafazakarlığı çok önemsiyorsa, korumayı çok önemsiyorsa burada da bir muhafazakarlık söz konusudur. Aynı şekilde yani Atatürkçülük dediğimiz Türkiye'nin bugün mevcut sisteminin ideolojisini teşkil eden bu dünya görüşü de eğer Atatürk, Atatürkçülüğün içerisindeki evrensel ortak Medeni değerlerin dışına çıkılıp sadece bize has ve siyasi özlü, siyasi muhtevalı bir takım kavramları muhafaza etmeyi anlatıyorsa burada da ciddi bir şekilde bir muhafazakarlık söz konusudur. Bütün bu muhafazakarlıkları biz akılla, bilimle hikmetle e, mütalaa edip e, bugünün e, yolunu e, bugünkü e, şeyin, entelektüel e, düşüncenin çerçevesi içerisinde e, yeniden inşa etmek zorundayız. Yoksa yani geçmişe e, bakarak e, muhafazakarlığı, sağcılığı, solculuğu, milliyetçiliği, hatta Dini, dinciliği, İslamcılığı, neyse bütün bunlar biz e, Türkiye aydınları olarak e, asırlardır esas itibariyle e, sağlıklı düşünme, bilimsel düşünme, aydın tefekkür dediğimiz şeyden çok uzaklaşmış durumdayız. Yani bugün siz özellikle de enteresandır İslami dünya görüşü çerçevesinde bir e, aklı gündeme getirdiğiniz zaman size inanılmaz derecede tepkiler geliyor. Ve adamlar çıkıp televizyonlarda şunu söylüyorlar. Diyorlar ki e, efendim akıl ile e, iman bir arada bulunamaz. Akıl e, efendim hatta tasavvufun da etkisiyle e, akıl insanları e, şeytanın yoluna yönlendirir. Bizim halbuki teslim olmamız gerekir. Şimdi böyle düşünen e, kesimler veya e, insanlar şunu e, düşünmek istemiyorlar ki ya insan neyle bir dünya görüşüne, bir inanca, bir ideolojiye neyle teslim olur? Elbette ki aklı ile teslim olacaktır. Şimdi bu bakımdan e, ben Türkiye'de eksik olan şeyin e, aklı ciddi şekilde e, dini tefekkürde de gündeme getirmemiş olduğunu ifade etmeye çalışıyorum ve bütün e, faaliyetlerim yazdığım kitaplar da e, özellikle mesela İslamı Kur'an'dan okumak Kur'an'ın din dediği ve şimdi yeni bir kitabım daha e, bitti ön sözünü hazırladım e, kişisel ve toplumsal gelişim e, şimdi bütün e, benim derdim kavramsal düzeyinde netliğe ulaşabilmek. Ama bakıldığında bu netlik Türk entelektüel dünyasında maalesef yok. Biz önce bu netliği sağlamamız lazım. Yani ilişkilerimizde, bilimsel çalışmalarımızda, akademik dünyada ve işte edebiyat Şiir, e, dil faaliyetleri, e, bütün bunlarda e, Türk entelektüellerinin eksik olan sistematik, sistemli düşünüş, akli tefekkür e, konusunu mutlaka e, içselleştirmemiz ve bu konuda kavramlarımızın içerikleri bozulmuş kavramlarımızın tekrar e, asli içeriklerine geri döndürülmesi faaliyetini e, çok önemli bir görev olarak kabul etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Hakikaten çok e, Güzel değişik bir e, katkı oldu. E, bir yere e, şey çok açık. Hakikaten her şey her şey e, eskir her türlü düşünce de eskir. En ileri düşünce de eskir. Her düşüncenin de bir daha ilerisi vardır. Daha tutucusu vardır. Onun için hem İslam konusunda hem Kemalizm konusunda dediklerinizle ben tümüyle katılıyorum. Yani e, kendisi evet kendisini, kendisini yenilemeyen hiçbir düşünce evet. yani, zamanın yani. ayak uyduramayan sizin buyurduğunuz gibi evrensel değerleri kucaklamayan hiçbir düşünce geçmişte ne kadar parlak olursa olsun bugünün insanına, bugünün 21. yüzyılın toplumlarının ihtiyaçlarına cevap veremez çok açık. Buyurun. Ve daima evet gelişimci, değişimci evet. hatta bir anlamda yani sürekli bir reform, sürekli evet. bir gelişim, değişim bu da bir Ciddi şekilde inkılap yani devrim e, konusunu, kavramını gündeme getiriyor. Ben e, gerçekten e, Kur'an'ı okuduğum zaman onda çok ciddi bir şekilde yani devrimci, inkılapçı bir öz görüyorum. Yani bütün ayetlere bakıldığında ve bütün elçilerin toplumlarına getirdikleri mesajların özünde ee, bu değişim e, çağrısı var. Yani eskimiş olan, eskimiş olanı, çürümüş olanı, bozulmuş olanı, tegayyüre ve tebeddüle uğramış olanı kutsallaştırmak, ikonlaştırmak ve onu e, bir e, değer olarak, çok üstün bir e, kutsal bir değer olarak muhafaza etmek e, değil sürekli yeniyi arayan ama e, evrensel e, insanlığın ortak malı olan hatta bana göre e, insanlığın değil bütün evrenin ekosistemin ortak değerleri olan denge adalet e, ondan sonra e, barış bakın İslam'ın kelime olarak karşılığı barıştır. Yani teslim olarak bu ekosistem içerisine bu e, çok büyük e, e, tevhidi e, kozmik e, sistem içerisinde anlamlı bir parça olmak. Bu bizi sürekli değişime ve daima iyiye güzele, salaha doğru gelişime götürür. Ama siz muhafazakarlığı eğer ideoloji edinirseniz, hatta buna din de diyebilirsiniz. Çünkü din kavramı bağlanılan bütün değerleri ortak adıdır. Yani bir anlamda işte kişinin kendi hevası, heva ve hevesinin de din edilmesinden bahseder Kur'an. Başka yani tağut kavramına bakıldığı zaman taşkınlık, azgınlık yapan güçlere e, karşı teslimiyetçi tavır takılmayı da küfürle eş anlamlı sayar ve der ki e, tağutu reddetmeden, küfretmeden Allah'a iman söz konusu olamaz. Bu bakımdan yani e, gerçekten aydınlanmış kafalar e, mutlak surette evrenin bu yüksek ahlak normlarına bağlılığı e, kendileri için temel bir değer olarak görmeliler. Bence aydın olmanın, münevver olmanın anlamı da budur. Yoksa e, aman işte atalarımızdan, dedelerimizden gelmiş yahut da batıdan bize e, gelmiş, ideolojik e, tarihimizin, e, kültür tarihimizin e, bize ulaştırdığı e, bütün e, şeyleri, unsurları Muhafaza etmeyi, milliyetçilik, muhafazakarlık, vatanseverlik gibi mütala etmenin yanıltıcı bir tarafı var ve hakikaten bu yanıltıcı taraf tan yararlanarak uluslararası güçler bizi istedikleri gibi kendi etkileri altında bırakabilecekleri bir Zayıf nokta yakalayıp oradan bize nüfuz etme e, imkanını buluyorlar. Evet. Bu konuda uyanık olmak lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkür, çok teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun. Şimdi ikinci turda e, yani hem karşılıklı itirazlar olabilir, sorular olabilir, görüşler olabilir. Ondan sonra e, Ahmet Daha Hoca da yeniden aramıza katıldı. Şimdi ben e, bir kere e, şeyden Hakkı Hoca. E, getirdiği sorunlar hakikaten çok çok aydınlatıcı oldu benim için de çok aydınlatıcı oldu e, o zaman klasik soru süreklilik ve kopuş içinde cumhuriyet bir kopuş tabii. yani bir bir milletin binlerce yıldır biriktirdiği e, siyasal ahlaki hukuki ondan sonra sosyoekonomik e, görüşlerden bir kopuş yeni bir ...mecraya, yeni bir denize yelken açma. Dolayısıyla o süreklilik ve kopuşta bir e, kopuş olduğu çok açık. Ama o aynı zamanda e, kültürel bir şeyi de beraberinde getiriyor. Yani kültürel kültürel açıdan da bakıldığında hem süreklilik var... ...aynı toplumun insanlarıyız ama aynı zamanda bir kopuş var. E, peki... Bu sefa şey gibi diyelim ki cumhuriyeti eleştiren Cemil Meriç hocamız, ondan sonra Nurettin Topçu vesaire filan bunlar aslında on aslında bir cumhuriyet Mustafa Kemal Paşa'nın arayışının başka varyantları değil mi? Yani sonuç olarak toplum bir yere gelmiş takılmış düşünce gelmiş bir yere takılmış onu aşmaya çalışıyorlar. Herkes kendine göre bazı paketler, bazı programlar geliştiriyor. Bunu hem Ahmet Daha hocamıza soruyorum, hem de size soruyorum. Yani bu önde gelen şey muhafazakar olarak nitelleyebileceğimiz aydınlar da aslında bu büyük kopuşun şeyleri arayıcıları olarak görülemez mi? Buyurun, Hakkı Hocam hocam şöyle bir Sor, şeyle e, katkıda bulunmaya çalışıyorum. Yani e, soru isabetli mi bilmiyorum tabii ben soruyu. Yok yo, isabetli hocam gayet. Ya yani bu zaman zaman bizim de düşündüğümüz, belki tartıştığımız, bazı yazılarımda temas ettiğim meselelerden de biri. Zaten Türk modernleşmesinin önemli bir şeydir. Yani Cumhuriyet bütünüyle bir kopuş değil ama bir iddia, yani kopuş evet. iddiası, böyle bir iddiası var. Böyle bir gelecekte de öngörüyor. Ama bir yandan da şunu biliyoruz. Kurumsal sürekliliği olan mesela biz bir devlet geleneğine sahibiz. Sonuçta biz rejimlerin adını değiştirsek bile devletin ve o bürokrasi oturmuş bürokrasinin işleyişi benzer bir şekilde devam etti. Ya da işte biz bir siyasi parti kurduğumuzda he, hala modelimiz belki İttihat ve Terakki oldu. Yani cumhuriyet döneminde bu bambaşka bir şeye de dönüşmedi kendi içerisinde. E, dolayısıyla süreklilikler ve kırılmaları bir arada okuyacağımız başka bir süreç olarak değerlendirmek gerekiyor belki Cumhuriyet'i. Şimdi hocam biliyorsunuz bir dönem e, Kazım Karabekir Paşa'nın yani terakiperver Cumhuriyet fırkasını kuranların biraz daha liberal hatta biraz daha muhafazakar Atatürk'ün o devrimciliğine karşı hatta bir karşı figür gibi de çokça çıkardılar. Doğrudur yani e, Türk siyasi tarihinde bu tür tasfiyeler var ve Kazım Karabekir Paşa ve etrafındaki isimler de 1925 sonrasında siyaseten tasfiye edildiler. Yani bir muhalefet hareketi kurmalarına rağmen. Ama şu soruyu sorduğumuzda yani bütünüyle muhafazakar eğilimleri olan, düşünceleri olan insanlar Türkiye'yi yönetmiş olsaydı, Şayet Türkiye Cumhuriyeti nereye gelirdi dediğimizde aşağı yukarı şimdiki olduğu yere gelirdi diye de düşünmek lazım. Çünkü bu insanların yorum farkları var elbette. Yani politik yorum farkları var. Ama zaten şöyle bir şeyi de göz önünde bulundurmak lazım. Tarihsel sürecin akışında evet bazı sembolik gerilimler, kavgalar bunları bugün hala belki izlerini taşıyabiliyoruz ya da hafızalarda devam edebiliyor. Ama sonuçta Türkiye'nin girdiği bir yol vardı. Ve o yol, o modernleşme yolu geriye döndürülebilecek bir yol da çok da değildi. Bir, ikincisi dediğim gibi bu politik yorum farkları da daha nüans farklarıydı bence. Yani aynı okullarda okumuş, aynı eğitim açısından arka plana sahip olan insanların ki hani bunlar da yabancı lisanlar biliyorlar. Bunlar da Türkiye'nin gidişatıyla alakalı o batılılaşma yolundan geri dönelim dedikleri yok aslında. Hani Kazım Karabekir Paşa ile ilgili hep vurgulanır, Atatürk'le son artık ayrılmalarından önceki bir e, tartışmalarında e, Gazi Paşa'nın daha devrimci bir yolu seçeceğini, yani bunun böyle olması gerektiğini, e, e, Kazım Karabekir'in de bir yola girildiğini ve daha değişimci bir şekilde zaten buna devam edilmesi gerektiğini söyler. Ama şey yok yani gidilecek amaçla ilgili biz başka bir yere götüreceğiz bu toplumu diye bir şey yok. Birincisi bu. Ya da daha iyice geri çekeceğiz falan gibi bir şey de yok. O da mümkün değil. Mi? Böyle bir şey yok evet. yani evet. Zaten hayat tarzları falan itibariyle bu insanların da diğerlerinden çok ciddi farkları yok. Yani evet. onu da belirtmek lazım. Bir diğer mesele e, mesela Fevzi çakmağı düşünün. Ben size yani bu Fevzi noktada e, bu noktada izninizle bir katkı davet edeyim. Sadece aslında bizim mesela şeylerimizin e, diyelim ki bu kemalizmi eleştiren daha sağdaki düşünürlerin şeyleri, düştükleri sık sık bir hata. Bunu sadece bize özgü ya da 3-5 tane itaatçıya özgü bir şey olarak görüldü. Ama 20. yüzyılın başına baktığınızda o koskoca o parlak Çin uygarlığının bütün düşünürleri, kafa yoran bütün insanları bu konularda kafa yoruyorlar. Öyle değil mi? Yani <laughs> bilmem Hintliler aynı şekilde yani şeyler işte batıdan ne alacağız, ne almalıyız ondan sonra yeni baştan kendimizi üretmenin yolları nelerdir şeklinde. Yani sorun sadece 3-5 tane şey değil. Kuvayi Milliyeci önder değil. Bütün şeyde bütün Asya'da bütün Latin Amerika'da hatta evet. insanların kafa yordukları konu. Ve hakikaten bu kaşınılmaz olarak yani tamamen siz desteklemek açısından Merkezlerine bir katkı. Estağfurullah. Evet, pardon, araya girdim. Estağfurullah, güzel, iyi bir katkı oldu hocam. Teşekkür ediyorum. Çünkü Birinci Dünya Savaşı sonrası şartlarını da biraz göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani özellikle ben bu tek parti döneminin bir şuur altı olduğunu söyledim. Evet, böyle bir tarafı var. Yani orada yapılan hamleler gerçekten radikal hamlelerdi. Fakat bir taraftan da bu sanki Türkiye'nin bütün yalıtılmışlığında buraya özgü şeylermiş gibi de düşünmemek de gerekiyor. Yani dünyanın değişiminde bu böyle. Nitekim biz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yani kendi halimizde kalalım diye istedi İsmet Paşa ama e, konjonktür buna izin vermedi. Yani orada bir tercih ikileminde daha e, kaldılar ve belki işte o dönemin şartlarında e, isteyerek istemeyerek değil biraz da zorla e, böyle bir yolun içerisine Türkiye girmiş oldu. Şimdi bunlardan bağımsız değerlendirdiğimizde Evet havada kalıyor pek çok şey. Ya da şuna kurban ediyoruz hocam. O da ayrı bir şey. Türkiye zaten bu kültürel bölünme dolayısıyla sembolik kavgalar vermeye çok hemen hazır. Yani biz bu tür konuşmaları yaparken de hani biz daha muhafazakar camiye yakın insanlar olarak da kendimi öyle kabul ettiğim için de söyleyeyim. Yani bazı ezberlerin sadece doğrulanması üzerinden gidiyor işler. Halbuki öyle değil. Yani biraz derinine indiğimiz zaman biz gerçekliğin o karmaşık boyutlarıyla karşılaşıyoruz ve tarihsel meseleler de böyle çok kolay siyahlar beyazlar falan diyeceğim şeyler değil. Elbette ki politik ayrılıklar olabilir. Ben bunu anlayabiliyorum. Hatta şöyle bir parantezi de açmak isterim hocam. Yani mesela Atatürk'ün doğrudan şahsıyla alakalı olarak yani onun verdiği milli mücadele ve sonrasında yaptığı işlerle alakalı politik ayrılık olabilir. Yani insanlar bazı uygulamalarından politik olarak rahatsız olabilir ve bu konumlanma itibariyle öyle yorumlanabilir. Bunu anlarım. Ama neticede ortalama Türkiye'deki bir muhafazakarın da Atatürk'ün şahsına bir saygısızlık etmesi falan mümkün değil. Yani o neticede bir ayırt da ediliyor. Onu da söyleyeyim. Hatta bazı uygulamalarından ve politikalarından bile yani bizim orta noktayı bulabilmemiz için böyle insanları hani o ne kült haline getirmek ne de şeytanlaştırmak. Yani bu her iki taraf da yaptığı için Türkiye'de çok kolay bir şekilde yaptığı için söylüyorum. E çünkü bu şey reaksiyonerliğin bir şeyi. Demin çok güzel değindi bence Muhammed Nur Hoca. Bu muhafazakarlık tamam bir de tutuculuğa dönüşme riski her zaman var bunun. Çünkü bir konfor sağlıyor size bu. Yani siz yeni bir şey aramak zorunda değilsiniz. Belli bir yere aidiyet duyduğunuzda oranın zaten hazır kalıpları üzerinden hemen Tepkiler verebiliyorsunuz. Bu e bundan Kemalizm de azade değil, milliyetçilik de azade değil, ya da işte başka bir sol ya da sağ fraksiyon herhangi bir yorum da bundan azade değil. E, bu genel olarak da söylenir. E, yani herhangi bir düşünce oluştuktan sonra biliyorsunuz biraz da güç elde ettiyse, neticede o gücü elde et, elde etmiş olanlar onu muhafaza etmek isteyeceklerdir. Yani bu doğrudan kendiliğinden bir muhafaza da oluşturur. E, i̇ster istemez bununla mücadele etmek de zordur. E, o nedenle de şöyle bir şeye gider hep eskilerle yeniler çatışırlar. Yani oluşmuş böyle ister bir siyasi organizasyon diye düşünün, ister ideoloji diye düşünün. Yani daha böyle geleneği temsil eden isimlerle artık bu iş değişmeli deyip daha yeni daha işte farklı şeyler yapmamız gerekir diyenler hep çatışmışlardır. Biz bunu Türkiye'de biliyorsunuz bu Retak Partisinde de görürüz. Hani rahmetli Turan Güneş ve Bülent Ecevit'in işte ortanın solu hareketinde İsmet Paşa'yla yani klasik CHP çizgisinden ayırmayla ilgili geriliminde de bu vardır. İşte Milli Görüş Camiası da bunu yaşamıştır. Hani e, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın diyelim e, Necmettin Erbakan'a, rahmetliye o karşı çıkışlarında gene benzer. Aslında her oluşmuş yapısal e, birim, yani büyüklüğü küçüklüğü fark etmeksizin söylüyorum hocam. Biz insan olarak biz bile Eğilimlerimiz öyle yerleşmeye başlıyor ki yani alışkanlıklar yani birey üzerinden bile örnek verebiliriz. Alışkanlıklar çok yerleşmeye başladığında bize bir konfor da sağlıyorlar. Yani biz nereden ne tepki vereceğimizi çok kolay e, düşünüyoruz. Kritik etmiyoruz. Bu da var. Yani kendimize bir ayna tutma, işte değişimle ilgili o dinamizmi yitirme dediğimiz şeyi e, yaşıyoruz. E, meselenin böyle bir tarafı var hocam. E, burada sizin sorduğunuz soruya tekrar bağlayacak olursam ben Türkiye'nin gidişatının e, elbette ki isimler önemli, isimlerin çok ciddi etkileri olmuştur, liderlik önemli bunları bir kenara bırakamayız ama bir bütünsel okuma yaptığımızda bunun ekonomik faktörleri var, demin söylediğim diyelim ki köylü ve kentli olmayla ilgili başka faktörleri var. Sonuçta bizim bütün modernleşme sürecimizin muhatabı neredeyse köy enstitülerine kadar köy değildi, hiç de olmadı. Yani az çok oralardan eğitim imkanlarına ulaşabilme yoluyla yatılı okullara gidebilmiş bir azınlıktan bahsediyoruz. Yani onu da başarabildiyse. Yani şunu unutmamak lazım. Neticede bu, bu topraklarda Cumhuriyet kurulduğunda yani ilkokulların çok büyük bir kısmında henüz ilkokul yoktu. Yani hala bir şeyle savaşıyorduk. Ortaçağ şartlarındaki mesela hıfzıssıhha ile alakalı o bütün mücadeleyi düşünün. Bir salgın hastalık geldiğinde 1940'larda, 50'lerde bile pek çok insanı öldürüp e, ortadan kaldırıyordu. Yani bununla mücadele edebilecek imkanları yoktu. Ha eğitimle ilgili, eğitim çok iyi, ciddi bir mobilizasyon taşıyıcısıdır Türkiye'de. Yani mobilizasyon sağlar, hareketlilik sağlar. E, hakikaten yani şey bile öyledir, Hani Tanzimat'ın en büyük paşası Ali Paşa'nın babası Mısır Çarşısı'nda hademeydi. Ama Ali Paşa işte sadrazam olmuştur. Yine yakın dönemdeki siyasetçilerimizin çoğunun hikayesine baktığımızda. Aşağı yukarı hepsinin. Evet. Aşağı yukarı hepsinin. Yani cumhuriyeti Kuranlarda öyle, meşrutiyeti Kuranlarda öyle. Bunlar şey değil. Ya zenginlerin çocukları falan değil aslında. Evet. Yani hep böyle bir taşıyıcı o etki var. O bütünselliği kaybettiğimizde biz şöyle olsaydı böyle olurduyu çok rahat konuşuyoruz. Yani o anlamda söylüyorum. Diğer türlü. Elbette ki bunların sembolik bazı farklılaşmaları ben de kabul ediyorum. Ama öbür taraftan Türkiye'nin gidişatı ve yönü büyük ihtimalle aynı olacaktı. Bir de bu Peyami Safa ile ilgili söylediğiniz şey, bir sorunuz vardı hocam. Şimdi mi cevaplayayım sorunun? Evet, sonra? evet. Yo, lütfen lütfen. Hocam burada benim gördüğüm şöyle bir şey var. Yani özellikle tek parti dönemini tabi bazen çok sert eleştiren. Bazen üstü kapalı eleştiren, şartlar itibariyle böyle yapanlar da olmuş. Yani Cemil Meriç zikredildi, Erol Güngör zikredildi. işte Nurettin Topçu, mesela Alifuat Fuat Başgil hocanın bir din ve laiklik kitabı vardır. İlk defa Türkiye'deki laikliğin aslında bir laisizm olarak uygulandığı ve din ve vicdan hürriyetiyle aslında çok da ilişkisi olmadığını iddia eden ki şunu da belirteyim mesela e Ali Fuat Hoca doğrudan kendisi kendisini muhafazakar olarak tanımlıyordu. Yani eserlerinde çok net bir şekilde onu ifade de eden bir adamdı. Yani oradaki savunu şu. gelenek ve gelenekten devam eden şeylere karşı biraz sert müdahale edildiği belki bu geçiciydi. Yani bunun geçiciliği ile alakalı şeyleri de görebiliyoruz. Bu bir dönem belli bir zaman geçecek gibi düşünülmüş de olabilir. Nitekim sonunda vazgeçildi zaten bazı şeylerden ama sonuçta bunun tahrip edici bir etkisinin kaldı. Özellikle de semboller üzerinden. Ne gibi mesela? İşte bir ezanın işte Türkçe okunması meselesi. Ya da ibadet dilinin Türkçe çevrilmesiyle ilgili halktaki bir korku. En meşhur şeylerden birisi ki bunu kırsal bölgelerde olan yaşayanlar çok daha ciddi bir şekilde hatıralarında tutmuşlardır. İşte ölü yıkayacak camilerde imam bulamadık o hikayeleri. Şimdi bunlar ya bunlar bir türlü safsataydı diyeceğimiz şeyler değil açıkçası. Yani sonuçta bunların sembolik bir ayrışma e, boyutu olacaktı. Ve buna bağlı olarak da yani en basitinden şöyle düşünelim. Siyaset sosyolojisi çalıştığım için de. Şimdi Demokrat Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi 1950'de aslında e, partiyi kuranlar açısından, partideki isimler açısından da ciddi bir şekilde ayıran siyasi bir şey yok. Çok ciddi bir şey yok benim kanaatim. Yani dört tane Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bulunmuş. Hatta şöyle söyleyeyim Celal Bayar'ın e, Atatürkçülük vurgusu İsmet Paşa'dan çok çok daha fazla. Daha fazla. Öyle bir evet. Ama neticede bir reaksiyonla seçildi. Evet. Ne oldukları çok da önemli değil de halkın gözünde birikmiş bir tepki geldi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 14 Mayıs 1950'de e, iktidardan etmiş oldu. E, yani bence. O demin saydığınız isimlerin de kültürel milliyetçilik ve kültürel muhafazakarlık bağlamında vurgu yaptıkları şeyler biraz bu psikoloji, sosyo psikolojiyi, sosyopsikolojiyi evet. yansıtan şeylerdi. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ve hakikaten şey hem aydınlatıcı hem tamamlayıcı, bütünleştirici oldu. Cumhuriyet'in serüveni her devrimin aşırılıkları vardır. Kaçınılmaz bir şeydir. Yani siz e, Fransız devrimini hatırlayalım. Takır takır kelle kesiyorsunuz. Ondan sonra işte <laughs> orada soru e, kesmemeli miydi? Kesmeli miydi? Az çok kesmeliydi falan. Onun şeysi yok. yok. Bir şeyler oluyor. Ondan sonra onun muhasebesi yapılıyor. Tepkileri yapılıyor. Yani onun için e, şeyleriniz çok aydınlatıcı oldu. Çok teşekkürler. E, benim e, şeye e, Ahmet Hoca'ya Ahmet Hoca'nın kitabını okudum. Dediğim gibi apar topar biraz hızla okudum. Türk, modernleşme eksenleri Türk düşüncesi. ilk fırsatta bir eleştiri yazmaya çalışacağım. Orada dikkatimi çeken şey mesela Erol Güngör dikkatimi çekti. Onu da demin sizin e, müdahalenize bağlayacağım. Yani Erol Güngör'de hakikaten şey var. Soyut, soyut bir Türkçülük, milliyetçilik, İslamcılık. Efendim Osmanlı İmparatorluğu yıkılmasaydı, e, hilafet kalsaydı ondan sonra bütün bu Müslüman zaten şey yok. Osmanlı İmparatorluğu'ndan başka doğru dürüst İslam şey yok. İslam gücü yok. Ondan sonra e, Müslümanlar bu hale gelmezlerdi falan şeklindeki e, fikirleri çok çok soyut ve çok şey buluyorum. Yani çok e, idealistçe e, fikirler buluyorum. Onun için bir kere her şeyden önce anlamak istiyorsak yani İslam'ı da, Cumhuriyet'i de, muhafazakarlığı da ilerici her şeyin bir kere, her şeyi bir kere tarihsel olduğunu, tarihsellik ilkesini esasla koymak zorundayız. tarih bir takım şeyler getiriyor. Osmanlı İmparatorluğu yıkılmış. Bilmem 1856'da bilmem St. Petersburg'da şey tartışılıyor. Hasta adamı öldürelim mi öldürmeyelim mi tartışılıyor. Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Devleti 1910'larda kendisi himmete muhtaç bir dede nerede kaldı başkasına himmet eden hikayesi. Nasıl Müslümanlar toparlayacak falan filan. Yani onun için ben e, Erol Güngör şeyin e, düşünürümüzün, o şeylerini sizin aktardığınız şeyleri çok idealistçe buluyorum. Buna karşılık hocamızın e, Hakkı hocamızın vurduğu hem kentleşme oranı. Bir şey daha söyleyeyim bize. Ben e, epeyce, epeyce yaşım aldı başına gidiyor ama Türkiye'deki bu dönüşümün cesametini, hızını filan da birebir yaşayanlardan ben yani üniversite öğrencisiyken Türkiye'de kırsal nüfus yüzde yetmiş beşti. Kentsel nüfus çok daha sınırlıydı. E şimdi işler bilmem aşağı yukarı altmış yılda 70 yılda tersine döndü. Hakikaten bu bu şeyi muhafaza işte şunu bunu Türkiye'yi Türkiye'nin düşüncesini sağa solu anlamak için bu verilerden yola çıkmaktan başka çaremiz yok. Uluslararası koşullarda dikkate almaktan başka çaremiz yok. Çünkü sonuç olarak Türkiye de bu dünyada yaşıyor. Bu yer kürede yaşıyor. Ondan sonra özellikle yer kürenin en belalı yerlerinden, en çetin yerlerinden birinde Batı Asya'da yaşıyor. Ee, şeyden etkileniyoruz. Dünyadan kaçınılmaz olarak etkileniyoruz. Ve etkileyebilecek şeye de sahibiz, potansiyele de sahibiz. Ben bunları söylemek istedim. Başka bir müdahale, katkı soru var mı bilmiyorum. Bir sen var mı hocam? Yoksa pek. ben bir şey, evet, lütfen, lütfen başta dediğim gibi e, muhafazakar diye nitelendirilenler e, yaşayanlar ya da e, ölmüş olanlar bugün e, kendilerini muhafazakar olarak nitelendirmez diye düşünüyorum yani daha çok bir e, isimlendirme e, bu kutuplarla alakalı bir şey Diğer bir şey muhafazakar denilen düşünürlerin, e, mütefekkirlerin, siyasilerin hayatına baktığımız zaman çok devrimci olduklarını görüyoruz. Yani işte e, Ali Paşa e, hem teorik olarak e, gerçekten çok farklı hem pratik olarak çok farklı düşünen biri. Yine Filibeli e, Ahmet İlmihan yaşam tarzı olarak çok farklı yani oldukça mobil biri işte Cemil Meriç Nurettin Topçu Erol Güngör gibi isimler çok farklı işte Necip Fazıl da muhafazakar falan görülüyor o çok farklı o yüzden biraz bu muhafazakar isimlendirmesi çok kabul görmüş bir şey değil diğer bir şey Muhammed Doğan hocamızın ifade ettiği yani müslümana muhafazakar demek benim de çok hoşuma giden bir şey değil bir müslüman olarak kendimi hiçbir zaman muhafazakar olarak tanımlamıyorum evet muhafazakarların yanına oturtuluyor olabilirim orada konumlandırılıyor olabilirim ama muhafazakar tanımı beni çok izah etmiyor ya yani da bir müslüman olarak izah için yeterli bir ifade değil muhafazakar kavramı o yüzden e, ne yapacağız? Yani işte muhafazakar e, olmayanlar var. Biraz şey gibi Sanki bu postmodernlik gibi bir şey. Yani işte postmodern denizdendirilen filozoflar kendilerini postmodern olarak görmüyor. Neredeyse hepsi itiraz ediyor. Ben postmodern değilim diye. Muhafazakarlık da bu şekilde çok e, kimsenin sahiplendiği bir şey değil gibi görünüyor bana dışarıdan. E, o yüzden Hele ki İslam ya da Müslümanlığı muhafazakarlıkla eşit demeyinin ben de doğru bir ifade olduğunu düşünmüyorum. Problemli olduğunu düşünüyorum. Ben bunları eklemek istedim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ee, Muhammed Hoca sizin var mı? Eklemek evet, şimdi e, birkaç şey de ifade etmek isterim. E, aslında çok güzel bir oturum oldu. E, size teşekkür ediyorum. Ahmet Bey'e, Mahmut Bey'e de hakikaten çok e, birikimli e, arkadaşlar. E, benim de bakış açımı oldukça etkiledi, sağ olsunlar. Şimdi e, sonuçta e, yani akıl için yol birdir. E, dikkat edilecek olursa aslında burada doğruya doğru e, bir evrilme, bir bütünleşme arayışı hepimizde var. Evet, şimdi e, esasen e, muhafazakar e, tanımlaması e, diyelim ki e, işte milliyetçiler, e, İslamcılar, Müslümanlar e, tarafından teklif edilmiş bir şey değil. Bana göre e, mesela işte ...evrensel anlamda... ...çok ciddi... E, ...dönüşümleri... E, ...kucaklayan... E, ...İslam... ...inancını ideoloji... E, ...ideoloji gibi görüp... ...ondan sonra onu muhafazakar... E, ...tanımlaması içerisinde... ...manifüle etme... E, ...şeyidir... ...bana göre... ...yani birileri... E, ...birilerini e, muhafazakar diye... E, ...sen işte... Orda kal. Hani şeyin e, Cem Karaca'nın işçisin sen işçi kal rahmetlinin dediği gibi. Yani sen orada muhafazakar olarak kal. Sakın düşünceye, akla, bilime, evrensel değer normlarına, insanlığın ortak değerlerine asla şey yapma, sahiplenme ve onu ülkene getirme. Şimdi mesela e, tartışmalarımız işte laiklik Cumhuriyet, e, Cumhuriyete karşı olmak e, şey olarak, yönetim sistemi olarak hangi aklı başında insanın e, meselesi olabilir? Ha şimdi bir dönem e, Cumhuriyet uygulamalarına karşı olmakla yahut da ona eleştirmekle e, Cumhuriyet'in e, kendisine karşı olmayı biz hep karıştırdık ve istendi ki işte o muhafazakar diye nitelendirilen kesimler, e, Cumhuriyet'e fikir olarak karşı çıksınlar. Ne olsunlar? Efendim, Osmanlıcı olsunlar. Ne olsunlar? Hilafetçi olsunlar. E, gelin bakalım, Osmanlıcılığı ve hilafeti, e, gerçekten aydın bir kafayla tartışacak olursak, bunların da esas itibariyle üretilmiş, ideolojik kavramlar olduğunu anlarız. Yani, Şimdi laikliği ben her zaman derslerde de zaman zaman çocuklara söylerim. Ya laiklik arkadaşlar, yani öz İslam'ın bir meselesi olmaktan daha çok e, Orta Çağ Hristiyanlığının tıkanmışlığının sonucunda ortaya atılmış bir bypass hareketidir. Yani nedir? Esas itibariyle... E, tanımlarım, tan, tanımlamalarımız da yanlış. Yani dinle devletin ayrışması deniyor. Hayır. Dinle devletin değil, kilise kurumuyla devletin görev taksimidir. Şimdi kilisesi olmayan, ruhbanı olmayan İslam için laiklikten bahsetmek mümkün değildir. Laikliğin çok üstünde bir anlayışı İslam getirmiştir. Evrensel anlamda. Aklı, bilimi. E, şimdi bunu e, efendim muhafazakarlar işte laikliğe karşı yani muhafazakar Daha hatta işte kendini Müslüman diye tanımlayanlar Cumhuriyeti de karşı E bütün e, efendim bu toplumun kazanımlarını da zaten dışlıyorlar tarzında bir suçlama çok insaflı çok adilane bir suçlama değil. O bakımdan yani bu kavramlara sol sağ efendim <laughs> inanmış inanmamış bütün aydınların e, evrensel aklın ııı e, şeyin de ışığı altında e, gerçekten samimi ve namuslu bir şekilde tartışılması, ondan sonra da e, o, o değişmeyen değerlere e, doğru bir ciddi çıkış yapılması, yani bence e, Cüneyt Hocam bu toplumun aydınlarının çok ciddi bir zihniyet reformuna acil olarak ihtiyacı var. Çok ciddi bir reformculuk zihniyet anlamında söylüyorum. Bunu söylediğimiz zaman beni e, işte İslam reformcusu diye nitelendirdiler. Evet, evet. e, ve e, linç kampanyalarına uğradık. Halbuki bizim kastettiğimiz şey eskimiş olan paradigmamızı, yıkılmış olan paradigmamızı yeniden inşa etmektir. Çok haklısınız. Herhalde zannediyorum hepimiz burada bu görüşünüze katılırız şu yada bu. Eyvallah. Ee, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, güzel bir katkı oldu. Ee, i̇zninizle kapatıyorum. Ee, kapatırken de çok teşekkür ediyorum. Bu buluşmaların devam etmesini diliyorum. Artık teori e, yönetimi de bu şeyleri bu görevleri Allah yerine getirir. Dostlarla yeniden bir araya gelmek ve güzel güzel tartışmak üzere. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Çok memnun ol.